Üzerindeki kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz ters düz kivili kek tarifi. Öncelikle 2 yemek kaşığı toz şeker bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime serpiyorum. Bu şekilde karamelize bir lezzet verecektir. Her tarafa bu şekilde yayalım. Mutlaka yağlı kağıt kullanın. Ters düz yapacağımız için sorun yaşayabilirsiniz. Siz de bu şekilde kullanacağınız kek kalıbı veya tepsiye göre yağlı kağıdınızı kesin. Bu şekilde yeterince kivi yerleştiriyoruz. İkinci sıraya da bu şekilde aralıklı aynı şekilde düzeltelim. Tepsimizi kenara alalım. Bu şekilde hazırladık. Toplamda 4 adet kivi kullandım. Orta boy. Geri kalan kısımlarını da küçük küçük kesip bunu da kekimizin iç harcına ilave edeceğiz. Olabildiğince küçük keselim. 3 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şeker erip yumurtalar köprene kadar çırpalım. Bu kıvama gelene kadar karıştırdım. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı oda sısında süt. Unumuzu eleyerek ilave edeceğiz. 1,5 paket kabartma tozu. 1 paket şekerli vanilya. Eleyerek ilave edelim. 2,5 su bardağı un ilave ettim ve tekrar düşük tezgahta çırpalım. Kıvamı bu şekilde. Un miktarı değişebilir. Siz yine de kontrollü olun. Küçük küçük kestiğim kivileri de hamurumun içerisine alıyorum. Kivilerin üzeri kapanacak şekilde hamurumuzu ilave ediyoruz. Kek hamurumuzu. Tepsimizi bir iki kere tezgaha vurup içerisinde havayı alalım ve daha önce de ısıtılmış 175 derecede fırına borcamda olduğu için alt tarafta pişireceğiz. Kekimizin sosu için 2 adet kivimizi de doğrucuyla püre haline getirelim. 2 yemek kaşığı kadar suyla bu şekilde çırparak sos kabımı aldım. Ve 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Sosu ocağa aldım ve kaynayana kadar kaynadıktan sonra hemen ocağımızı kapatacağız. Kekim benim fırınımda 25 dakikada pişti. Kürdan testi yapıyorum. Herhangi bir içi hamur kalmamış. İlk sıcaklığı çıkınca ters çevireceğiz. Uygun bir tabakla ters çevirelim. Üzerindeki yağlı kağıdı yavaşça kaldıralım. Sosumuz tamamen soğuk. Kekimiz daha ılık. Bu şekilde üzerine ilave ediyoruz. Sosu her tarafa yayalım. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Sade hali de çok. Tabii siz istediğiniz meyveyi bu esnada kullanabilirsiniz. İllaki kivi olacak diye bir şey yok. Portakal, mandalinalı, narlı yapabilirsiniz. Kekimizi dilimleyelim. Tatlı da diyebilirsiniz. Çünkü çok tatlı yaptım. İstediğiniz dilimleri dilimleyebilirsiniz. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel kabardı ve sünger gibi. Sizlere şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi
Çok güzel. Sosu da çok güzel yakıştı. Mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.